Wednesday ne yapıyor? Bay Flamingo'yu biraz çikolata şurubuyla besleyeceğim. Şimdiden kakasını yapıyor. Çok çabuk. Çok fazla kaka var Bay Flamingo. Bu oyuncağı çok seviyorum. Bakın bu Aiden. Seninle oynayabilir miyim? Hayır. Bu gerçekten üzücü. O oyuncağı istiyorum. Hey, o benim. Onu geri ver. Hop, kafası yok. Olamaz. Ketçap kusuyor. Ne yaptın sen? Oyuncağımı mahvettin. Geri ver onu. Bunlar Doktor Eggman ve Megan. Neden çocukları kovalıyorlar? Bu çocukları yakalamak için bir fırsat. Eğer onları robot makinesiyle vurursak, kötü Wednesday ve kötü Mario robotları yapabiliriz. Ha ha ha! Çok fakirsin. Kes şunu. Hiç komik değilsin. Aa, onlar mantar mı? Güzel görünüyor. Daha çok bir tuzak gibi. Ham, tuzlu. Yerden yemek mi yiyorsun? Çok lezzetli. Biraz daha istiyorum. Sanırım şuradaki boruya gidiyor. Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük mantar. İşte yakaladım seni. Haha, tuzağa düştün. Ha? Biri gitti, biri kaldı. Mario mu? Yakaladım. Ne? Kloroform işe yaramıyor. Hepsi bu mu? Bir bıçağım var. Ver onu bana. Elin kolun bağlıyken cesaretin nerede? Şey, bana yardım et. Bu da ne? Ne? Peru. Hayır. Robot beynimi açığa çıkarma. İşte bu kadar. Benimle gel. Kızı aldım. Evet. Kaçırma başarılı oldu. Şimdi gidip kötü robotlar yapalım. Aiden, neredesin? Ha? Aiden'ın mantarı. Wednesday'in bebeğinin kafası. Bu şu anlama geliyor. Kaçırıldılar. Olamaz. Aiden ve Wednesday o korkunç laboratuvara götürüldüler. Kıpırdama. Öyleyse ellerini bağlamak zorundayım. Sakın kıpırdama. Hayır. Seni de bağlamam gerek. Bu düğümü çözmek imkansız. Kolay oldu. Ne? Kolay olan buydu. Sen nasıl? Pekala. Bakalım bu zincirlerden kurtulabilecek misin? Bahse girelim, bunlardan kurtulamaz. Onları çıkardım. Çok basit. Aha, neyin işe yarayacağını biliyorum. Tek boynuzlu at tişörtümü. Bu çok korkunç. Bu sana ders olmalı. Çok dar ve pembe. Artık hazır olduklarına göre buluşumuza başlayalım. Buradan çıkmamız gerek. Wednesday bak, bu makası ipi kesmek için kullanabiliriz. Aynen öyle. Dur, ben oraya gidiyorum. Acele et. Deniyorum. Aiden, neredesin? Aiden. Ha? Bowser, bana çok şüpheli görünüyor. Bunların arkasında o olmalı. Onu takip etmeliyim. Nereye gitti? Olduğun yerde kal. Oğlum nerede? Onu bana geri ver. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Aha! Bütün bu insanları sen mi kaçırdın? Aiden! Çıkarın bizi oradan. Yardım edin. Aiden nerede? Gerçekten bilmiyorum. Ah, boş ver. Anlaşılan buradan çıkamayacaksınız. Onu nasıl bulabilirim? Aha! Mario kardeşim! Luigi, yardımına ihtiyacım var. Bak, Aiden kayıp. Şehrin her yerine kayıp posterleri asalım. Ah tanrım, merak etme, yanındayım kardeşim. Hadi gidelim. Aiden, neredesin? Aiden, çık dışarı. Aiden! Ah, bir duvar. Aiden! Ne? Hey, ben duvar değilim. Neden benim üstümde? Affedersin. Aiden, neredesin? Bir ayakkabı mı? Aiden'ın olmalı. Borunun içinde mi yoksa? Bir pirana bitkisi. Aiden, bana yardım et. Aiden, neredesin? Beni içeri çekiyor.
Tanrım, oğlumu nasıl bulacağım? Luigi, nerede o? Beni yalnız bıraktığına inanamıyorum. Aidan! Kapıda kim var? Bu bir polis. Beni mi çağırdınız? Sorun nedir? Kızım kayboldu. Adı Wednesday. Arananlar posterindeki kıza benziyor. Hayır, benzemiyor. Yardımına ihtiyacım kalmadı. Hoşça kal. Ucuz atlattık. Lurch, yardımına ihtiyacım var. Tak tak. Evet hanımefendi. Al şu kumandayı. O ne için? Hadi git işini yap. Pekala, helikopter hazır. Uçurma zamanı. Hadi bakalım. Vay canına, uçan bir kayıp posteri. Zengin olmak bunu kolaylaştırıyor. Vay, bir sürü tehlikeli silah. Wednesday oyuncaklarını göstermeyi sever. Benim tatlı kızım, neredesin? Bu el bana onu hatırlatıyor. Oh! Morticia'nın bir imgesi var. Megan ve Doktor Eggman. Wednesday ve Aiden da var. Onları bulmaya yaklaşıyorum. Şimdiye kadar tüm kasaba pankartı görmüş olmalıydı. Bak, bu şey, görünüşe göre bir takım ayak izleri bulmuş. Megan ve Doktor Eggman'in olabilir mi? Neredeyse oldu. Makasa çok yaklaştım. O kadar çabuk değil. Beni kandıramazsın evlat. Buraya geri gel. Kımıldama. Başka bir plana ihtiyacımız var. Ne? Bu şey. Şey bizi kurtaracak. Makası alacak. Nihayet buradan çıkabiliriz. Hadi şey. Olamaz. Seni küçük yaramaz el. Sanırım sen de kodesi boylayacaksın. Hayır. İşimize dönelim. Çok yaklaştık. Karşınızda robot lazer makinesi. Aman tanrım. Eğer ikinizi de lazerle vurursam kötü Wednesday ve kötü Mario robotları olacaksınız. Hayır hayır. Yardım edin. Aiden neredesin oğlum? Bu da ne? Wednesday'in kayıp posteri Mario'nunkini kapatıyor. İnanılır gibi değil. Hey sen, posterlerimi kapatmayı bırak. Bu ne cüret? Posterlerime dokunma yoksa kavga ederiz. Ne? Şu robota bak. Şşş, bak bak. Ne var? Elindeki o zehirli şey de ne? Bekle, onu tanıyorum. Onu imgelememde gördüm. Çocuklarımızı aldı. O zaman peşinden gidelim. Bekle, bu topuklularla koşamam. Ve elbisem çok dar. Oh. Ne bekliyorsun? Koşamıyorum. Pekala, zıpla. Güzel, acele et. Aman tanrım, çok ağırsın. Biraz dinlenmem lazım. Hayır, duramayız. Çocuklarımız tehlikede. Hadi gidelim. Dur bir düşüneyim. Baksana, bir durun bayım. Skuterınızı ödünç almalıyım. Yoldan çekilin. Lütfen. Bununla ben ilgilenirim. Biraz paraya ne dersin? Vay canına. Anlaştık. Hadi gidelim. Atla. Çocuklar, geliyoruz. Daha hızlı gidemez misin? Son malzeme de hazır. Bu serum mükemmel kötü robotu yaratmak için gereken son malzeme. Dünyayı biz yöneteceğiz. Hayır, olamaz. Bu kadar yeter. Hey, kapıya dikkat et. Acele et. Tamamdır. İşte makine hazır. Tek yapmam gereken başlat düğmesine basmak. Ah hayır, sonumuz geldi. Siz çocuklar için kaçış yok. Artık bizi hiçbir şey durduramaz. Olamaz. Aileleri zamanında yetişebilecek mi? Burası mı? Bak, Megan kapıyı koruyor. İçeri nasıl gireceğiz? Aha, bir boru. İçeri girmek için borudan aşağı kayabiliriz. Asla kirli bir boruya girmem. Sen bilirsin. Ben kendim giderim. Tanrım, gerçekten girdi mi? Lağım gibi kokuyor. İçerideyim. Çok iğrenç. En azından planım işe yaradı. Ah hayır, bir papa geliyor. Plan iptal. Çok rahatladım. Plan başarısız oldu. Duşa ihtiyacın var. Bu da kim? Bugsy bu ne yapıyor? Sonra görüşürüz patron. Aferin.
Aa, ne yapacağımı biliyorum. Aa, yine neyin peşindeler? Hayya, al bakalım. Olamaz, Mario. Ben hallederim. Bugsy Boo'ya ne yapacaklar? Zaman tükeniyor. Bugsy Boo, az önce gitmedin mi? Mario ve Morticia içeride Bugsy Boo'yu kontrol ediyorlar. Bir şey unuttum. İçeri geri dönmeliyim. Oldukça şüpheli. Beni içeri alır mısın? Unuttuğum bu şeyi gerçekten almam gerek. Garip davranıyorsun. Gizemli kutu. Onu kırmalıyız. Yaşasın, ateş çiçeğimiz var. Sizin içindeydim. Çok tatlısın. Bayıldım. Tamam, girebilirsin. Güzel, planımız işe yaradı. Hadi gidelim. Benden hoşlandı. Umarım kimse görmemiştir. İşte bu kadar. Dur, makineyi kapat. Patron, tamam durduruyorum. Senin neyin var? Burası çok dar. Koltuk altların iğrenç kokuyor. İyi misin patron? Kımıldama. Oha! Bekle, bu Bugsy Boo değil. Mario ve Morticia. Oh, ateş et. Aileler geldi. Megan, onlarla ilgilen. Seni döveceğim. Dur, bir fikrim var. Sana 1 milyon dolar ödememe ne dersin? Para mı? İstediğini biliyorum. Şimdi o makineyi parçalamak için bir şansım var. İşe yaradı. Seni de buradan çıkaracağım şey. Aa, pekala. Sanırım parayı alabilirim. Şimdi çocukları kurtarmak için Mario'nun bir fırsatı var. Acele edin çocuklar. Gidin saklanın. Aa, kaçmam lazım. Burada saklanalım. Hey, beni kandırdın. O kadar çabuk değil. Önce beni geçmelisin. Lütfen bana zarar verme. Banyo yapmaya ne dersin seni kokuşmuş robot? Su. Ben arıza. İşe yaradı. Aferin Mario. Dikkat edin. Olamaz. Her şey mahvoldu. Buraya kadar. Seni yakalayacağım bıyıklı adam. Bana zarar verme. Uzak dur benden. Dur bakalım. Bu zehirli serumun ne işe yaradığını merak ediyorum. Buraya gel Bay Eggman. Koşmayı bırak. Bu bir kedi fare oyununa dönüştü. Az kaldı. Yakaladım. Ah, papam. Hayır. Zehir olmasın. Neler oluyor? Şuna bakın. Doktor Eggman gerçek bir yumurtaya dönüştü. Bizi kurtardın. Yaşasın, çocuklarımız güvende. Hadi gidelim buradan çocuklar. Sonunda Mario ve Morticia çocuklarıyla birlikte eve dönüyor. Bakalım bu sefer anlaşabilecekler mi? Al bu bebeği. Umarım kabus görmene sebep olur. Oh, hediye için teşekkür ederim. Bana neden sarılıyorsun? Bence gitsek iyi olur. Bekle, seninle daha önce kavga ettiğim için özür dilemek istiyorum. Aa, sorun değil. Barışma öpücüğüne ne dersin? Gerçekten mi? Aman tanrım, sanırım az önce aşık oldum. Eve gitme vakti geldi. Girin çabuk içeri. En azından hapishane hücresi zevklerine hitap ediyor. Oo, taze kan. Barbie ve kızı Chelsea'de hapse giriyor. İçeri girin. Acele edin çabuk. Burada kalamayız. Çok korkunçlar. Sakın onlara bakma tatlım. Bu senin mi? Barbim nerede? Onu bu çirkin saçlarından kurtararak sana iyilik yapıyorum. Çok eğlenceli. Olamaz. Seninle gurur duyuyorum benim küçük stilistim. Çıkarın bizi buradan memur bey. Kızım ve ben bu tehlikeli hücrede kalamayız. Size bir donut versem? Tadı güzelmiş. Bizi başka bir hücreye götürün. Ama hayır. Buldum. Biraz paraya ne dersin? Oo, evet tamam, dışarı çıkın. İşte bu. Benimle gelin. Yeni hücrenize hoş geldiniz. Her şey pembe. Tam da Barbie ve Chelsea'ye göre. Wednesday banyoda pek eğlenmiyor gibi. Morticia, Wednesday'in gözlerine dikkat et. Sıra şampuanda.
Gözlerini kapalı tut tatlım. İşte oldu, bu kadar yeter. Yakında bitecek. İyice köpürtmeliyiz. Oo, gözüme şampuan kaçtı. Çok acıyor. Anne bak. Oo, tatlım, gözlerin vampir gibi olmuş. Ne yapmalı? Polis TikTok dansı yapıyor. Morticia bu esnada onun şapkasını alabilir. Hey, şapkam! Şapkayı süperlikli bir şapkaya dönüştürmek için sadece üst kısmını sökmem yeterli. İşte bu kasket şampuanın yüzüne kaçmasını önleyecek. İşe yaradı. Artık kimse vampire dönüşmeyecek. Harika bir çözüm buldum, değil mi? Kolalı jelibondan daha iyi bir atıştırmalık olamaz. Tatlım, hadi bir selfie çekilelim. Gülümse. Dişlerin neden bu kadar siyah? Aman tanrım. Butler. Buyurun efendim. Chelsea'nin dişlerini temizlememiz gerek. Bir sürü diş fırçam var. Birini seç bakalım. Hiçbirini istemiyorum. Bir şeyler yok. İşte ışıklı ve elektrikli unicorn diş fırçası. Hadi bakalım. Tertemiz. İyi iş çıkardın. Aferin kızıma. Ne? Yatağın altında bir canavar var. Canavar! Çabuk yardım düğmesine bas. Memur bey! Beni neden çağırdınız? Sorun nedir? Yatağın altında bir canavar var. Lütfen kurtar bizi. Canavar mı? Kontrol edeyim. Görünüşe göre burada hiçbir şey yok. Kabus görmüş olmalısınız. Hayır, bekle. Sana para veririm. Yeter ki bir şeyler yap. Buna hayır demem doğrusu. Ne yapsam? Bir Barbie bebek ve bir el feneri. Bir fikrim var. Bebeği el fenerinin üstüne koyalım. Böylelikle bir Barbie lamban olur. Görüşmek üzere. Bu süper bir numara. Tatlı rüyalar çocuklar. Matkabın ucunda bir elma mı var? Yemek için ne kadar da Adams var bir yöntem. O Wednesday'in dişi değil mi? Ne oldu tatlım? Olamaz. Elma yerken dişin mi çıktı? Korkunç. Dişimi geri istiyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Yüzüğümün içinde su dolu bir kaseye dökebileceğimiz termoplastik toplar var. Katılaşana kadar beklettikten sonra diş gibi şekillendirebiliriz. Yeni dişimi denemek istiyorum. Olmaz. Bir süre elma yemek yasak. Tuvaletimi yapmam lazım. Üzerime su sıçradı. Banyo topları. Bunlarla eğlenceli bir oyun oynayabilirim. Onları tuvalete atacağım. Şu baloncuklara bak. Daha fazla top atalım. Chelsea! Aman tanrım, kes şunu! Butler! Tuvalete bir şey yap! Hayaksi, su durmuyor. Belki kapak suyu engeller. Ne yapacağımı biliyorum. Buldum. Balonun havasını indirelim ve iğneyle birden fazla delik açalım. Şimdi balonu tankın içine yerleştirelim ve sifonu çekelim. Baloncuklar sıçramayı önleyecektir. Tekrar deneyeyim. Lütfen geçen seferki gibi sıçrama. Başarılı. Sıçramadı. Böyle daha iyi. Ha, bu ödül senin. Şeker, tam zamanında. Nefis. Çok susadım. Bu musluk kanalizasyona bağlı olmalı. Wednesday'in bunu içmesi mümkün değil. Hayır, bu kirli su. Ama ben çok susadım. Bir yolunu bulacağım. Karpuz, işte bu.
Polis bey. Efendim? Biraz karpuz alabilir miyim? Ha? Yok artık. Karpuz çekirdeği. Ben ne yapacağımı biliyorum. Çekirdeği ekerek karpuz yetiştirebilirim. Bu çok hızlı oldu. Muhteşem. Şimdi bunu nasıl içeceğiz? Musluktan tabii ki. Musluğu alıp karpuzun içine sokacağım. İşte karpuz suyu. Kim ister? Tadı çok güzel. Görünüşe göre biri gece ortalığı batırmış. Kahverengi lekeler. Bu da ne? Yatağın her tarafında. Uykumda altıma mı yaptım? Matlak. Evet, ne oldu? Bu pisliğe bir çare bul. Aman tanrım. Sakin ol. Bu sadece Chelsea'nin Nutella'sıymış. Tamam. Bırak ben halledeyim. Seni gidi pasaklı kız. Senin için bir ördek sebilim var. Bu küçük ördek sayesinde etrafı kirletmeden istediğin kadar çikolata yiyebileceksin. Alete kocaman bir alkış. Chelsea büyük bir keyifle banyo yapıyor. Barbie ise manikür yaptırıyor. Saç derisine nazikçe masaj yapalım. Ay, gözüme şampuan kaçtı. Özür dilerim. Ne oldu? Bir şeyler yap hemen. Biliyorum, bu pamuk pedlerle gözlerini silelim. Pamukların ojeli olması durumu daha da kötüleştirdi. Zavallı kızım, Butler bir şeyler yap. Düşünmeliyim. Buldum. Bir taç. Taç gözlerinizi şampuan ve sudan koruyacaktır. İşte oldu. Tanrı'ya şükür. Chelsea Barbie'ye ruj sürüyor. Ya da en azından sürmeye çalışıyor. Merhaba tatlım. Nasıl gidiyor? O benim rujum mu? Komik olan ne? Bana ne yaptın böyle? Üzgünüm. Aslında hoş sayılır. Burada bir palyaço olduğunu bilmiyordum. O zaman bırak da sana ruj sürsün. Yok artık, hayatta olmaz. Beni buna zorlayamazsınız. Karşılığında altın versen bile mi? Altın mı? Yani makyajı ve altını gerçekten çok severim. Pekala, hadi başlayalım. Bu çok eğlenceli olacak. Dudaklarını iyice şişireceğim. Dur, sana yardım edeyim. Biraz daha sür. Görünüşe göre bu herkesi mutlu etti. Wednesday, Cadılar Bayramı makyajımı yapmaya çalışıyor. Bu güllerin sadece dikenlerini istiyorum. Nasıl? Güzel olmuş muyum? Ruj böyle sürülmez tatlım. Mürekkep balığı yutmuş gibi görünüyorsun. Dur şunu bir silelim. Ama ben ruj istiyorum. Bütün ruju bitirmişsin. Çikolata mı? Polis bey, çikolatanızı alabilir miyim lütfen? Hayatta olmaz, bu benim. Peki, onu şu gözle takas etsek? Hayır, gözle değil. Al bakalım. Kemik mi? Yanlış parça. Çürük diş mi? Al çikolatamı. Tamam, doları buldum. Teşekkürler. Şimdi biraz el işi yapma zamanı. Çikolatayı parçalara ayırıp bir kaseye koyacağım. Sonra bir kaşığın üzerinde biraz çikolata eriteceğim. Ve erimiş çikolatayı ruj tüpünün içine dökeceğim. Yenilebilen bir çikolatalı ruj. Vay canına. Dur bir deneyeyim. Bana çok yakıştı. Canım çekerse yiyebilirim. Morticia tam bir dahi. Temizleme zamanı. O kadar tuvalet kağıdına ihtiyacın olduğunu sanmıyorum Wednesday. Ne fark eder? Tuvalet tıkanmış.
İyi, sifonu çeksem iyi olacak. Olamaz, bir su dışarı taşıyor. Burada ne oldu böyle? Canını kurtar Ting. Ucuz atlattık. Ne yapacağız Ting? Ne? Stretch film mi? Stretch ha? Buldum. Stretch'i klozetin üzerine saracağım. Umarım pis su taşmasını önleyecek kadar sağlamdır. Sifonu çekerken suyun taşmasını önlemek için streci aşağı doğru bastırın. İşe yaradı. Vay canına, teşekkürler anne. Sakın bunu bir daha yapma. Korkunçtu. Bu ses de ne? Bu bir gölge canavarı. Tamam, sorun değil. Neredeyse unutuyordum. Canavarlar Venizli'yi rahatsız edemez. O zaten bir cadı. Ne? Merhaba. Hayır. Tamam, gidiyorum. Ne oldu? Korkunç bir peri gördüm. Ben kimseyi göremiyorum. Etrafa bir bakayım. Polis bey. Hula lula dans etula. Kızım karanlıktan korkuyor. Baksana nasıl da titriyor. Bir saniye, sana bir lamba getireyim. Al bakalım. Ben de tekrar dansıma döneyim. Hula lula salla kalçalarını. Hula lula salla kalçalarını. Havai eteği düştü. Bingo, bir fikrim var. Bu lamba bir güneş gözlüğü ve bir şapkayla daha da süslü olabilir. Tıpkı Van Isley'in amcasına benzedi. Korkunç. Bak, bu amcam. Artık uyuyabilirim çünkü o beni korur. Tatlı rüyalar. Hadi başlayalım. Aman tanrım, poposunda bir sürü sivilce var. Bunu çözmenin tek yolu bütün sivilcelerin iltihabını çekip çıkarmak. Bak, sivilce küçülüyor. Vay be, bu iğrenç. Dur, ağzımda bir şey var. Bir yara bandı mı? En azından Barbie'nin yarasını sarabilir. Fakat hala kirli yüzü için bir şeyler yapmamız gerek. Acaba ne yapsak? Aa, buldum. Seni biraz tükürükle temizleyeceğim. Kahvaltıda yulaf lapası yediğini de böylece anlamış oldum. İğrenç. İşe yaramıyor. Öyleyse kesip açmam gerekecek. Şimdi diş macunuyla yüzündeki tüm kiri temizlemek için Barbie'yi tüpün içine batıracağım. Ve birkaç defa daldırıp çıkaracağım. Nefes alamıyorum. Zavallı Barbie. Neyse, en azından bu numara işe yaramış görünüyor. Ne derler bilirsiniz. Güzellik acı çektirir. İyice fırçaladıktan sonra bir süngerle silmelisiniz. Aa! Hadi şu sivilceleri patlatalım. Tıpkı düğme gibi. Ah! Şimdi yüzümü temizleme sırası bende. Sanırım hepsi çıktı. Tertemiz oldu. Yaşasın. Çıkar şu sakızı saçımdan. Onu çıkaracağım. Ama bu çok kalın. Kafa deliğim. Aman tanrım. Sanırım ben saçın büyük bir kısmını kopardım. Saçım. Özür dilerim. Öyleyse geri kalanı tıraş edelim. Düzeltmek işe yaramıyor. Bari baştan başlayalım değil mi? İşte. Bekle. Bacaklarında daha fazla kıl var. İşte şimdi hepsi gitti. Pekala, şimdi sana yeni bir saç yapalım. Dergi kapağındaki şu muhteşem saçlara bakın. Ama hal Scarlett'in daha çok ilgisini çekiyor. Sonuç olarak sakıza ihtiyacımız varmış. Zincirden saç mı? Bunu Barbie'nin yeni koleksiyonuna ekliyoruz. Beşlik çakarken dikkatli ol. Çünkü bazıları berbat kokar. İğrenç. Sana banyo yaptırmamız gerek. Ne yapsak? Ha? Bu dondurma çok güzelmiş. Başka yok mu? Artık bu kaba ihtiyacım kalmadı. Pringles zamanı. Aa! Dondurma kabı mı? Oo! Daha çok bir Barbie küvetine benziyor. Sakın bana Barbie'yi tuvalet suyuyla yıkayacağını söyleme. Tanrım, sanırım elimizde ne varsa onu kullanacağız. İşe yarıyor. Bence Barbie'yi suyla temizlemeden önce suyun kendisini temizlemeliyiz.
İğrenç! Hey, bekle! Bir fikrim var. Toprakla ne yapmayı planlıyor? Toprak toplayıp suyla karıştırmam gerekiyor. Bu yeterli olacaktır. Biraz çırpalım ve çamur banyosu hazır. Vay canına, bu harika görünüyor. İçine gireceğim. Çok yumuşak ve rahatlatıcı. Onlar Skittles mı? Tatlı bir çamur banyosu. Bu mısır gevreğini yemeyeceğim. Ama çöpe de atamayız. Bunu Barbie için yüz maskesi olarak kullanacağım. Bu tam bir spa hizmeti. Çamurlu bir Skittles banyosu yapabilirim. Tüm o mısır gevreği maskesini silelim. Ve Barbie yepyeni görünsün. Öyle güzelsin ki. Temiz olunca daha rahat uyuyacağından eminim. İyi geceler. Aman tanrım. Yoksa bu bir hapishane kavgası mı? Barbie hamam böceklerine karşı. Barbie saldırı altında. Defolun üstümden sizi pis böcekler. Hadi Barbie hadi. Dövüş dövüş. Beni yenemezsiniz. Bu hapishaneyi ben yönetiyorum. Boğul artık. Hayya. Ne kadar da kolaymış. Başka kim dövüşmek ister? Ha? Sakin ol şampiyon. Şu kıyafetlerine baksana. Vay be. Şu temizlik malzemelerine bir bak. Bir şeye ihtiyacım var. Buldum. O plastik torba ne için? Bu plastik torbayla havalı bir şey yapacağım. Sadece birkaç değişiklik ve dokunuşa ihtiyacı var. Hazır mısın? Sana süslü bir elbise yaptım. Bence pembe sana çok yakışıyor. Kurdeleyi bağlayalım. Ve işimiz bitti. Senin için bir defile hazırlamalıyız. Kırmızı halıyı ser. İpleri hazırla. Ve gösteri zamanı. Kendimi dünyanın en güzel kızı gibi hissediyorum. Çok ünlüyüm. Gülümse. Poz ver. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvah. Yaklaşmakta olan bir kazanın kokusunu alıyorum. Ne? İğrenç. Bu iğrenç. Ah hayır. Başka bir halı kazası daha. Aman tanrım. Hayır. Kıymık ve kaka mı? Şuna çifte bela desene. Neyse ki kıymığı kolayca çıkaracak bir tüpüm var. Kakaya gelince basit bir hareket yeterli. Ve şimdi de ayakkabılar. Vay be! Vay canına! Bu ineğe neler oluyor böyle? Renkli oyun hamuru fışkırtıyor. Onlarla iyi bir burgu yapabilir. Bu tam bir fiyasko. Bunu istemiyorum. Kim bulduysa onundur. Bu oyun hamuru artık benim. Bir fikrim var. Önce Barbie'nin ayağını plastikle sarmak. Sonra da oyun hamurunu üzerine yaymak istiyorum. Daha da iyisi bunu birçok platformu olan yüksek bir topuğa dönüştürebiliriz. Güzel ayakkabılar. Onlara son bir dokunuş yapayım. İşte bu kadar. Kaka tutmayan topuklu ayakkabılarla kırmızı halıyı tamamen sallayabilirsiniz. Barbie yeni ayakkabılarını çok sevdi. Ama artık dinlenme vakti geldi. Durun, görünüşe göre Barbie'nin bir yatak arkadaşı var. Seni zavallı bebek. Defol git buradan seni hamam böceği. Sana yeni bir yatak bulmalıyız. Karton bir kutu mu? Sanırım bunu kullanabilirim. Sadece kenarından bir parça kesmem gerek. Sonra da güzel bir mora boyayacağım. Şimdiden harika oldu. Ve şimdi de süslemeler. Yatak başlığına değerli taşlar koymak istiyorum. Kendini kraliçe gibi hissedeceğin kesin. Ve tabii ki pembe bir çarşaf. Bir yastık ve yumuşak bir battaniye. Ama duvarın da biraz elden geçmesi gerek. Buldum. Hadi sprey boyayla boyayalım. Malibu rüya evi olmasına çok az kaldı. O kibrit kutusuyla ne yapacaksın? Kibrit kutularını üst üste koyacağım. Sonra da Barbie'nin yatağı gibi mor bir bantla kaplayacağım. Boncuklar kulp görevi görecek. Böylece gerçek bir çekmece seti gibi görünebilir. Barbie'nin eşyalarını koyması için daha geniş bir alan. Yeni odamı seviyorum. Kraliçe gibi hissetmeyi hak ediyorum. İyi geceler. Odanı harika yaptım öyle değil mi? Bayıldım. Hey, ne diye oyalanıyorsun orada? Kalk git ve o tuvaleti hemen temizle. Tamam gidiyorum.
Scarlet işinden hiç memnun görünmüyor. Daha hızlı, daha temiz yap. Alo, geliyorum. Temizlemeye devam et. Ah, aman tanrım. Özür dilerim Barbie, seni itmek istememiştim. Sırılsıklam oldum. Özür dilerim. Bunu düzelteceğim. Ha? Buldum. Çöpten çıkarılmayı bekleyen bir hazine her zaman vardır. Bir balon. Scarlet neyin peşinde? Bu balonu kesip Barbie'nin giyebileceği şekilde bir şey yapacağım. Heyecanlı mısın? Sana bir mayo yaptım. Önce alt kısmı ve üstü. Harika görünüyorum. Bu boş Pringles kutusu da işe yarayabilir. Aman tanrım, bu ekmek o kadar bayat ki bıçak gibi keskin. Pringles kutusunu ortadan ikiye bölebilir. Pringles kutusunun diğer yarısını maviye boyayacağım. Kaydırak hazır. İşte gidiyorum. Hey! Vay canına. Tüm o tuvalet temizleme işine değdi doğrusu. Artık Barbie bir havuz partisi verebilir. Yaşasın. Hadi Barbie, yapalım parti. İşte hayat bu. Aman tanrım. Bu Ken mi? Ah, ilk görüşte aşka tanık olmak. Barbie o kadar güzel ki. Seni hapiste öylece bırakamam. Ken hapishane parmaklıklarını kırdı. Ah, aşk uğruna yapılan şeyler. Görünüşe göre aşk insanı özgür kılıyor. Hey, orada neler oluyor? Oo, sonsuza dek mutlu sona mı tanık oluyorum? Barbie, seni öpebilir miyim? Evet. Polis bile umutsuz bir romantik. Vay! Ne aşk hikayesiydi ama, değil mi? Kesinlikle. Çok romantik. İşte hala tamamen temizlendi. Deprem mi oluyor? Her şey sallanıyor. Çamurlu ayakkabılar. Hayır, 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 dur. Bun. Bitiş çizgisine çok yakınım. Arabayı durdur. Olamaz, ben hallederim. Geliyorum. Hayır. Oo, tam zamanında balonu ayakkabının altına koydum. Harika görünüyor. Aiden artık halıyı kirletemeyecek. Aferin Mario. Ha? Bu ses de ne? Orada biri mi var? Hiçbir şey görmüyorum. Merhaba. Canavar! Neler oluyor? Işık nerede? Neyin var? Orada bir canavar gördüm. Saçmalama, sadece bir kıyafet yığını. Hadi uyku vakti. Gitme. Bir el feneri ha? Ve bir boru. Hadi başlayalım. Boru parçalarını kesip onları yeşil renge boyayalım. Tam benim tarzım. Tüm parçaları bir araya getirip montajla. Sonra gece lambasının üzerine yerleştir. İyice sıkıştır. Bir de mantar ekleyelim ve lamba hazır. İyi geceler oğlum. İyi geceler baba. Tatlı rüyalar. Aiden artık huzurlu bir şekilde uyuyabilir. Aiden'ın doğum günü. Hadi Aiden, Hinata'ya vur. Oo! Kıymık battı. Wow! Vay canına, çok yakındı. Olamaz, oğlumun eline kıymık battı. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. İngiliz anahtarıyla çıkartalım. Korkuyorum. Sersem Mario, yardımcı olacak bir şey yap ve şu bloğa vur. Hallediyorum. Altınları aldığımıza göre iki tanesini kullanarak kıymığı çıkarmaya çalışacağım. İşte oldu. Vay canına, bu gerçekten dahice bir yöntem. Etkinlik zamanı. Makas. Hayır. Hızlıca bir şeyler yapmam gerekiyor. İşte bitti. Neredeyse oluyor. Risk koruyucular günü kurtardı. Ucuz kurtardık. Eyvah! Bıçağı bırak Aiden. Olamaz! Kağıttan bir bıçak yapmalıyım.
İşte oldu. Mario tam zamanında yetişti ve bıçağı kağıt bıçakla değiştirdi. Bir dilim lezzetli pasta hak ettim Mario. Çok lezzetli. Görüşürüz baba. Olamaz, parmakları sosis gibi ezilecek. Mamma mia, iyi ki bende bu kapı tutuculardan var. Artık kapılar çarpmayacak. Kapşu! Aa, bu sümük çok iğrenç. Kapşu! Hay aksi! Hem Mario hem de Aiden hastalandı. Her yeri sümük, mikrop ve şeker yaptılar. Neler oluyor burada? İğrenç! Oo, tavallıcıklar hastalanmış. Ateşinize bir bakalım. Bebeklerimin ateşi var. Sanırım size sıcak bir battaniye lazım. İşte süper rahat. Buldum. Bir de öksürük şurubu içmeleri gerekli. Öksürük şurubunun yarısını bir bardağa dökelim. İç bakalım ufaklık. Evet haklısın. Berbat kokuyor. Lollipop. Ver bakalım onu bana. Lollipop'u öksürük şurubuna batıralım. Aiden fark etmeyecek bile. Lollipoplara bayılırım. İşe yaradı. Eyvah! Aa! Lollipop'um! Belki kumluyken daha lezzetli olur. Ha? Hayır! Pislenmiş! Bir pirana bitkisi mi? Bir fikrim var. Orta kısmında pipet bulunan yeşil bir bardağa ihtiyacım var. Sonra pirana bitkisine benzeyen bir figür yapacağım. Bu ısırmaz. Bu bir lollipop tutucu. Ve gerçek bir pirana bitkisi gibi hareket ediyor. Al bakalım. Bu harika. Artık lollipopumu düşürmeyeceğim. Harikasın baba. Tamamdır evlat. Okul için hazırsın. Hadi gidelim. Wow! Dışarıda çok sert bir fırtına var. Birisi hava durumunu kontrol etmeyi unutmuş olmalı. Dışarı bu şekilde çıkamayız. Dayanıklı bir şemsiyeye ihtiyacımız var. Hadi ya, bu yırtılmış. Ne yapacağız şimdi? Bir şey bulmalıyım. Bir duş perdesi. Biraz mahremiyet lütfen. Duş perdesine delikler açacağım. Sonra da böyle katlayacağım. Sonra kenarları ısıtarak birbirine yapıştıracağım. İşte harika bir yağmurluk. Denesene. Wow, harika. Kendim için de bir tane yaptım. İşte şimdi fırtınaya meydan okumaya hazırlar. Dişlerimi fırçalama zamanı. Vay canına. Sanki limonlu şeker gibi. Aiden, bu iyi değil. Çok fazla diş macunu kullandın. Aha! Bu sevimli diş macunu sürücü sorunumuzu çözebilir. Diş macununu içine yerleştirelim ve diş fırçamıza yeteri kadar diş macunu sürelim. Harika! Kötü kokuyor. Hadi ama başka bir yöntem bulmalıyım. Merhaba. Ver bakalım onu bana. Diş macununu Nutella ile birleştirsek mi acaba? Tatlı olur. Eski diş macununu Nutella versiyonuyla değiştirelim. Çikolata gerçekten her şeyi çözer. Aferin oğlum. Seni de tebrik ederim hayatım. Bu sosisi kesmek çok zor. Zor mu? Bu Mario'nun işi. Bu yara bantları sosisi sabit tutmana yardımcı olacak. Bu yara bandı sosisin bir ucunu tutar, diğeri ise diğer ucunu. Şimdi kesmeyi dene. Bu sosis hala hareket ediyor. Hissediyorum. Ben etmiyorum. Büyük siyahları devreye sokma zamanı geldi. Hadi sosisi tabağa çivileyelim. Mario her zaman en iyi çözümü bulur. İşte dene bakalım. İşe yaradı. Aiden sosisi kesebiliyor.
Neden o zavallı sosise işkence ediyorsunuz? Ben bunu bir sosis kesiciyle halledebilirim. Şuna bakın. Sosisi ortaya koyuyorsunuz ve böyle bastırıyorsunuz. Hatta üzerinden bile yiyebilirsin. Mmm, çok lezzetli. Gözlerini kapat tatlım. Oo, şampuan gözüme kaçtı. Ah canım, Mario. Ne oldu? Oğlumun başı dertte mi? Bunu yapabilirim. Hey, bana sayı kaçırttırdın. Bu şapkaya bir deli kaçma zamanı. Ha? Divizör şapka mı? Bir saniye. Anladım. Şapka Aiden'ın gözlerinin şampuan kaçmasını önleyecek. Hadi tekrar deneyelim. Şimdi nasıl? İşe yaradı. Gözlerim yanmıyor artık. Yay! İzlediğiniz için teşekkürler. Tüm beğeni ve abonelikleriniz için minnettarız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz şunları da izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Konsantre ol. Nasıl da rahatladı ama. Tuvalet kağıdını az kullan. Bu kadar çok kağıt sifon için hiç iyi değil. Aa, bu tıkanıklığın tek bir anlamı var. Burayı su basacak. Çoraplarım sırılsıklam oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Mario! Birinin dalış turu yarıda kaldı. Mario Stretch filmle ne yapıyor öyle? Aa, umarım tuvaleti Stretch filmle kaplamak tıkanmayı açar. Sifonu çek ve plastiği bastır. İşe yaradı. Hadi çık. Ay, Aiden su sıçramasından hoşlanmıyor. Mario, Mario. Ah hadi ama, Mario'nun banyo zamanıydı. Ama tabii ki Aiden'ın önceliği olmalı. Suyun sıçramasından hoşlanmıyorum. Öyle mi? Bir fikrim var. Tuğladın bize özel bir şey vermesini istiyoruz. İşte bu. Sıçrama önleyici bir toz. Hadi bakalım. Sıçrama olmaması için tozun tamamını tuvalete dökmeliyiz. Hazır mısın? Bir dene bakalım. İşe yaradı. Sıçramadı. Bu harika. Teşekkürler Mario. Aferin Bowser. Şimşek McQueen'den daha hızlı. Aa, hayır. Tuvalet olmaz. Hayır, Mario! Mario da bir araba yarışının tam ortasında. Umalım da o da kendini tuvalette bulmasın. Mario, yardıma ihtiyacım var. Ne oldu? Bowser tuvalete düştü. Anladım. Gel bakalım buraya. Bana vuracak mısın? Saçmalama. Sana klozetten yarış pisti yaptım. Ne kadar akıllıca bir icat. Tekerlekleri döndürmeye devam o zaman. Mario'nun da Mario Kart yarışına dönmesi gerekiyor. Kazanması gereken bir kupa var. Bence Aiden diş macununu abartıyor. Üstelik onu kullanmayı istemiyor bile. Hey! Bu da ne böyle? Aiden, dişlerini fırçalaman gerekiyordu. Ama diş macunu çok naneli kokuyor. Diş macununa minik bir Bowser kapağı takmaya ne dersin? Ona biraz diş macunu verirsen senin için kakasını yapar. Komik değil mi? Hadi şimdi dişlerini fırçala. İstemiyorum. Hay aksi. Nutella yemek istiyorum. Pekala, onu bana ver. Nutellalı diş macunu yapacağım. Mükemmel. Şimdi de Bowser çikolatalı ishal oldu. Naneli çikolata gibi. Yediği bütün o mantarları çıkarması oldukça zor. Hey! Tuvalet kağıdını kim çaldı? Hepsi bitmiş mi? Başka tuvalet kağıdı kalmadı. Küvetin üstündeki hariç. Olamaz. Bu Bowser. Seni kötü kaplumbağa. Mario! Pirana bitkisi bile bu imdat çağrısını duydu. Ne oldu? Tuvalet kağıdım bitti. Tuvalet kağıdına ihtiyacın yok ki. Mario ne yapmayı planlıyor?
İşte burada bir alet var. Seni kötü bitki, çekil üstümden. Tamam, tekrar deneyelim. İşte, onu buldum. Vay canına, tuvalet pompasıyla birlikte geliyor. Balonları ne kadar kolay temizlediğine bir bakın. Bitti mi? Sifonu çekmeyi dert etme. Suyu boşaltman yeterli olacak. Bu çok kolay. Tuvaleti kullanırken rahat olmalısınız. Tabii tuvalet kapağının çok soğuk olması hariç. Bakalım Mario yardım edebilecek mi? Sorun nedir? Çok üşüyorum. Klozet oturağı çok soğuk. Öyle mi? Belki saç kurutma makinesinin ısısı yardımcı olur. Güzel fikir. Bu popomu sıcacık yaptı. Klozet oturağına gelince. Bu bir Mario oyuncağı mı? Biliyorum. Tüm oyuncakları bir araya getirme zamanı. Neyse ki çıkartmalar halinde geliyor. Böylece onları klozet oturağının her yerine koyup sıcak tutabilirim. Aiden, klozet oturağın hazır. Bu çok rahat ve yumuşacık. Ve bunu yaparken çıkartmaları ezebildiğin kadar ez. Vay canına. Bu klozet Aiden için çok yüksek. Boyu yetişmiyor. Mario! Bir imdat çağrısı duyuyorum. Oh, merhaba. Sorun nedir? Klozet oturağına yetişemiyorum. Acaba ne yapsak? Oh! Bu tuğla ne için? Bunu basamak olarak kullanabilirsin. Çık üstüne. Vay canına. Kendimi çok uzun hissediyorum. Buna bayıldım. Biri şu çocuğa mendil versin. Ya da en iyisi ellerini lavaboda yıkasın. Ama bir sorunumuz var. Aiden musluğa yetişemiyor. Hepsini lavaboya sileceğim. Neler oluyor? Aman tanrım. Bir düşünelim. Şampuan şişesi mi? Bende var. Mario ne yapmayı planlıyor? Bu yumuşak oyuncağı kullanarak sümüğü temizleyelim. İşte tamamen doldu. Şampuan şişesini suyun daha yakından akması için bir köprü olarak kullanacağım. Bu ne zeka? Sonunda tüm o sümükten kurtulduk. Aferin bana. Ve duşunu tamamlama vaktin geldi. Hiçbir şey banyo yapmaktan daha rahatlatıcı olamaz. Olamaz. Sabun çok kaygan. Dikkat et. Mario'nun kaykay yeteneği olduğunu kim bilebilirdi? Ve işte Mario yarışı bitirmek üzere. Ay! Uf! Of! Sırtım! Canın çok yanmış olmalı. Bu sabunsu durumla ilgili bir şeyler yapmamız gerek. Bu dev bir burun mu? Daha da iyisi. Bu bir sabunluk. Keşke Nezle'den hapşırarak kurtulmak da bu kadar kolay olsaydı. Bu çok kolaydı. Ve artık kaykay kazası da yok. Oynamak için Mario Bros'tan daha iyi bir oyun yok. İşte Kral Boo. Vay canına! Kumanda tuvalete düştü. Bu Mario'nun da sırılsıklam olduğu anlamına geliyor. Ve oyun bitti. Kumandayı düşürmek istememiştim. Bu çok kötü. Bunun tekrar olmasını engellemeliyiz. Bunlar Mario'nun taytları mı? Görünüşe göre klozet kapağına da tam oturmuşlar. Ve daha kullanışlı hale getirmek için ortasına bir delik aç. Şunu bir deneyelim. Vay be, düşmedi. Yumuşak bir ördeğe ne dersin? Evet, sorun yok. Harika. Oyuna dönelim. İçimde Aiden'ın kazanacağına dair bir his var. Saçını güzelce yıkamalıyız. Of, gözüme sabun kaçtı. Olamaz. Özür dilerim. Oğluma ne yaptın böyle? Dur temizleyeyim. Tamam, geçti. Seni sorumsuz adam. Anlaşılan Mario'nun dikkatini çeken başka bir şey var. Bu taçla ne yapmayı planlıyor? Vay canına, taç şeklinde bir duş bonesi. Aiden'ın gözlerine sabun kaçmaması için çok kullanışlı bir alet. Günün yemeği lapa yanında haşerat. Doyur karnını bakayım. Hamam böceği istemiyorum. O zaman başka ne yiyebiliriz? Buldum. Memur bey, elmanızı istiyorum.
İyi, alabilirsin. Bir dakika, elmayı solucanlarla paylaşıyormuşsun, haberin yok. Ama neyse, bak bende ne var? Solucan yemek istemiyorum. Patates kızartması kutusu mu o? Sanırım annenin aklına daha iyi bir fikir geldi. Etraf temiz mi? Aldım. Patates kutusu ve elma mı? Buldum. Elmayı hazırlayın ve şu şekilde dilimleyin. Sonra da içini tamamen boşalana kadar oyun. Güzel bir kap oluşturun. Bu patates kutusu çok işe yarıyor. Tek ihtiyacımız olan şey logosu. Elmanın üzerine koyun ve şekli takip ederek kesin. Güzel görünüyor. Şimdi elmanın kalanını da patates kızartması şeklinde dilimleyin. Ve işte menünüz hazır. Bak tatlım, sana patates kızartması aldım. Çok güzel. Evet, çok zekiyim. Hayır, hiçbiri istemem. Sanırım birileri menüyü pek beğenmemiş. Çare bulamadıysanız uşağı çağırın. Git ona bir hamburger menüsü al, tamam mı? Tamam hanımefendi. Çok hızlı oldu. Neyse ki bunu istiyor. Ne? Ama Clary çok hızlı yiyor. Bu demek oluyor ki hala aç. Nasıl bu kadar çabuk bitirdi? Menü oyuncağı nerede? İşte bu bir Ronald McDonald. Bir fikrim var. Uşak ne yapmayı düşünüyor? Şunu izleyin. Vay canına, gerçek Ronald McDonald bu. Clary'ye kocaman patates getirmiş. Bu yemek bir hafta yeter. Zavallı Charlotte hasta olmuş. Olamaz. Sümüğünü giysilerine silmek yapabileceğin en kötü şey. Of, şuna bakın. Ama fakir annenin başka çaresi yok. Ah, neredeyse unutuyordum. Öksürük şurubunu içmen gerek. Bu şurup seni hemen iyileştirecek. Tamam, işte geliyor. Uçak. Ay, istemiyorum. Ah, hadi ama. Ha? Polis bir şeyler içiyor. Kola bu. Neyse ki fakir anne geri dönüşüm yapmayı çok seviyor. Artık benim. Kola ve öksürük şurubu bir araya gelince tek bir anlamı olabilir. İlaç diyorsun. Tada! Sana gazoz getirdim. Vay canına. Charlotte aslında ilaç içtiğini fark etmeyecek. Merak etme, annesi aramızda. İşte geliyorum. Hey! Ah, kocaman bir kıymık mı? Anne bak! Ne oldu? Aman aman! Hanımefendi, kendinize gelin. Git bir doktor bul. Aman, kıymık değil, sanki canavar dişi. Sorun yok, canım geçecek tatlım. Doktor geldi. Bir dakika. Çok tanıdık görünüyor. Bakalım sorun neymiş? Ne fena bir kıymık. Anladım. Bende bunun için bir alet var. Kerpeten mi? Gel buraya. Korkuyorum. Aha, al şu parayı. Daha az acı verecek bir şey bul. Ha, bu zımbırtı mükemmel. Kıymığı hemencecik çekiverecek. Güle güle şeytani kıymık. Ah, güzel. Nefis, sakız. Onları herkes alsın diye bıraktıklarını sanmıyorum ama kocaman bir balon yapmak her zaman eğlencelidir. Tabii patlayıp saçınıza yapışmadığı sürece. Aa, saçıma yapıştı. Ah, ağlama sesi duyuyorum. Kızımın bana ihtiyacı var. Bakayım. Olamaz. Saçına sakız yapışmış. Çok fena bir şey. Saçını kazımaktan başka çaremiz yok tatlım. Ağlamaz. Saçımdan olmak istemiyorum. Hayır. Hayır. Hemen olup bitecek. Zavallı Charlotte. Gerçekten saçını kazımak zorunda mıydı? Ah, gel kaldım. Aa, bu hiç hoşuma gitmedi. Üzülme. Aa, buldum. Annem ne yapıyor? Anne de kel kaldı. Anasına bak, kızını al demişler. Clary'nin elinde kibrit mi var? Ben ateş kızıyım. Aman, Katniss Everdeen, böyle olunmaz. Anne, saçım yandı. Ne, sorun ne? Uşak, bize yardım et.
Şanslısınız. Uşak az önce kuafördeki ek işinden geldi. Bakalım. Aha! Korkarım ki kesmemiz gerekecek. Çok uzun sürmeyecek ama oldu. Kızın saçını ne yaptın? Sabırlı olun hanımefendi. Yerine daha uzun bir postiş takacağım. Tek yapmam gereken onun saçının kalanıyla birlikte örmek. Bu kuaför işini gerçekten iyi biliyor. Şimdi de en iyi kısmı sprey boya. Saçı yeşil sprey boyayla boyayın. Tam deniz kızı kuyruğu gibi. Ariel'in kuyruğu nerede mi dediniz? İşte burada. Claire'in saçında. Deniz kızı olmak yanmaktan daha iyi değil midir? Şu güzelim örgüye bakar mısınız? Bayıldım. Çok mutluyum. Kalkın bakalım uykucular. Aman tamam kalktım. Charlotte kalk. Uyan. Galiba Charlotte hiçbir şey duyamıyor. Demek bu yüzdenmiş. Kulaklarının içi pislik ve örümcek ağ dolu. Ah, nasıl temizleyeceğiz? Bunu burnumdan içebilir miyim? Bir daha asla. Ne kadar da şanslısın öyle. Sağ ol. Anne o pipetle ne yapmayı düşünüyor? Bir de kağıt tabak mı? Tuhaf bir ikili. Ama bir planı var belli ki. Tabakta bir delik açın ve pipeti oradan geçirin. Sonra da ısıtın. Dikkat çocuklar, bunu tek başınıza yapmayın. Şimdi de pipetin eriyip bütün pislikleri toplamasını bekliyoruz. Bakalım. Aman. Aman aman, gerçekten de bütün pipet dolmuş. Ay çok iğrenç. Belki Charlotte sonunda uyanır. Şş, uyan. Kulağı temiz olunca tabii bütün seslere karşı hassas oldu. Burnunu karıştırma, çok ayıp. O zaman ben de kulağımı karıştırırım. Aman tanrım. Biri kulaklarını ne zamandır temizlememiş. Kulağına bir bakayım. Fare dolu bir mağara gibi. İğrenç. Ha, bak. Duymakta zorlanıyor musunuz? Hiç merak etmeyin. Tam size göre bir aletimiz var. Bu yeni kulak temizleme cihazı. Işıklı. Aha, buna ihtiyacımız var ama nasıl satın alacağız? Aa, tabii polis. Affedersiniz bayım. Beni rahat bırak. Seni parayla rahatsız etsem? Oo, evet. Ne ihtiyacınız var? Hemen alayım. O kulak temizleme cihazını almanı istiyoruz. Tamamdır. Amanın başım belada mı? O cihazı alabilir miyim lütfen? Aa, tabii canım. Buyurun. Nihayet Claire'nin kulakları temizlenecek. Aa, biri önce davranmış. Hey, bizim o. Aman affedersiniz. Sanırım yıkayacak zaman yok. Hadi bakalım. Aman baksanıza ne kadar pislik çıkmış. Clary nasıl da hala duyabiliyor? Şaşırdım doğrusu. Birazcık daha. Aman kulak deliğinden büyük. Oldu. Artık daha iyi duyabiliyorum. La la la. Barbie bebeğimi çok seviyorum. Harika, yemek geldi. Allah rakıyor. Yaşasın yemek. Ağlamaz bebek. O neydi? Ah, hay aksi. Barbie bebeğim bacağı kırıldı. Sorun değil tatlım. Beğendi mi yaptığını? Aman benim sorunum değil. Belki bu durumu düzeltmenin bir yolu vardır. Bir düşüneyim. Ah, üç boyutlu kalem. Hey, onu alabilir miyim lütfen? Bedava değil, ver parasını. Ama param yok. Oh, bir saniye. Anne dişini mi sokmaya çalışıyor? Altın diş olur mu? Altın mı, öyle mi? Ha, bu olur. İşte, al bakalım. Yenileme zamanı. Barbie'yi bir kumaşa ya da folyoya yatırın. Ve onun bacaklarını sarın. Hayır, onu kızartmayacağız ama onu yarı balığa çevireceğiz. Anne kuyruğunu rengarenk süsleyecek. Üç boyutlu kalem gerçekten harikalar yaratıyor. Şimdi de yüzgeçleri kalemle kolayca şekillendirin. Kumaştan bir parça kesin ve bebeğe üst yapın. Ve işte oldu. Gökkuşağı renginde bir deniz kızı. Yüzmeye devam et. Bakın kim gelmiş. Ay canına. Onu deniz kızına çevirmişsin. Teşekkürler anne. Bayıldım. Bebeklerden
çok sıkıldım. Bebeklerden şimdiden sıkıldın mı? Ne istiyorsun? Tabii ya, uşağı çağır. Al şu paraları, ona daha iyi bir şey getir. Uşak eşsiz bir şey bulmak zorunda. Eşsiz öyle mi? Deniz adamı ve bir polis. Aa, buldum. Oh, bu da ne? Hayır. Altın mı bu? Oo. Ver şunu bana. O kadar da kolay değil, beni takip et. Bu da ne? Polis gerçek bir deniz adamına dönüştü. Ah, çok ağır. Ne canına? Kral Triton geldi. Uşak bedavadan spor da yapmış oldu. Sanırım Claire'in yeni kocaman oyuncağından çok memnun kaldı. Saçımla çok oynama ya. Merak etme memur bey, harika görünüyorsun. Ay, şu parmak çifte bakın. Ama Charlotte pek eğlenmiyor. Ah, ne sıkıcı gösteri. Zavallı annesi. O bunun için çok uğraşmıştı. Charlotte başka ne istiyor olabilir ki? Baloncuklu paket mi? Aynı popit gibi bak. Eğlenceli öyle değil mi? Aa, hiç de değil. Olamaz. Başka ne yapabilirim? Aa, buldum. Sana bir sürprizim var. Tada, bir köpek. Ona istediğini yedirebilirsin. Sonra da midesine giderken izleyebilirsin. Aç sıkıcı bu. Ne istiyorsun o zaman? Şu dizüstü bilgisayarı. Ne? Evet evet, hadi. Vay canına, hadi bir bakalım. Charlotte ve annesi çok eğleniyor. Ne var? Hiç. Gözüm üzerinizde. Evet, hadi. Ah, bir fikrim var. El işi zamanı. Annenin sadece biraz kartona ve alüminyum folyoya ihtiyacı var. Alüminyum folyoyu kartona sarın. Gümüş kartonunuz olsun. Şimdiye kadar tahmin etmişsinizdir. Sıradaki adım onu ikiye katlamak. Şimdi de üst kısmına bastırdığınız ekranı yapıştırın. Altına da klavyeyi tabii ki. Daha da iyisi üstüne biraz baloncuklu kaplama yapıştırın ki gerçekten yazıyor gibi dursun. Al sana dizüstü. Vay canına, teşekkürler anne. Evet, hadi hadi kazan şu oyunu. La 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 la. Şu komik şarkı söyleyen yaratığa baksanıza. Ay, çok eğlenceli. Aa, sıkıldım. Bu iyi değil. Aa, dur bakalım. Hey, neden yaptınız bunu? Yeni bir fikre ihtiyacımız var. Buldum. Acaba ne planlıyorlar? Tamam, hemen yap. Gelin bakalım, beni takip edin. Arkanıza yaslanın, rahatlayın. Ve gösterinin tadını çıkarın. Ah, çok heyecanlı. Gelmiş geçmiş en iyi filmi izlemeye hazır mısınız? Vay canına, hücre sinema salonuna dönüştü. Harika bu. Patlamış mısırı unutmayın. Film şimdi daha da iyi olacak.